Ve bir bağlantıyla devam edelim. Skype hattımızda Salim Manav var bu kez. Salim günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Çok Ezgi. Kolay teşekkürler. gelsin, iyi çalışmalar. Çok sağ ol. Şimdi istersen yine dünle başlayalım. Birkaç cümleyle tabii ki Galatasaray'ın Lazio karşısındaki mücadelesini ve son 16'ya doğrudan katılacak olmasını değerlendirmeni isteyeceğim. Ve tabii ki ardından da istersen biraz transferlerden bahsedelim. Zira Fatih Terim hem Jadson Fernandes ile ilgili hem de Mustafa Muhammed ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Söz sende. Evet, Galatasaray'ı öncelikle kutluyorum. Galatasaray son 16 turuna kaldı. Dünkü beraberlik önemli bir avantaj getirdi. Grubu lider olarak tamamladı. Mart ayında başlayacak son 16 turundaki heyecan. Bu noktada sarı kırmızılı takım avantajlı. Gruba döndüğümüzde Şampiyonlar Ligi'ni aratmayacak bir grupta mücadele etti temsilcimiz. Ve iyi bir futbol, iyi oyun, kontrollü oyunla gruplardan çıktı, lider olarak çıktı. Galatasaray'ı bu anlamda kutluyorum. Dünkü beraberlikle de önemli bir avantaj yakalamış oldu. Bunun sonrasında, maçın sonrasında Fatih Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Özellikle en çok merak edilen konulardan birisi de Ezgi, Jadson Fernandes ve Mustafa Muhammed'in opsiyonu kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Mustafa Muhammed'in opsiyonu yüksek ihtimalle kullanılıyor. Zaten teknik direktör Fatih Terim de dün bunu vurguladı. Jadson konusunda 8 milyon euro civarında Galatasaray'ın teklif yapması bekleniyor. Bu miktar az bulunursa Benfica'ya kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bir formül önerilecek. Bunu söyleyebilirim. Jadson'un alternatifleri de var. Jadson'un alternatiflerinden birisi de Nice forma giyen Budavi. Geçtiğimiz daha önceki yayınlarda da Budavi ile ilgili süreci anlatmıştım. Jadson Fernandes birinci seçenek, alternatifleri hazır. Galatasaray orta sahaya, o pozisyona mutlaka ve mutlaka transfer yapacak. Bunun altını çizelim. Galatasaray ile ilgili transfer gelişmelerini aktarırken özellikle de temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermesi, başarılı bir performans ortaya koyması, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Antalya gibi isimlerin de izlenmesine vesile oldu. Berkan, Taylan ve Kerem için Avrupa ekipleri izlemelerini sürdürüyor. Bu oyuncularla ilgili raporlar tutuluyor. Berkan Kutlu konusunda Atalanta'nın bir girişimi olabilir. Menajeriyle de zaten görüşmüşlerdir. Peki, istersen lige dönelim. Diğer Süper Lig takımlarının Evet. transfer gündemleri ne şekilde ilerliyor? Özellikle yine Trabzonspor'dan haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi bir de sıcak haber geldi ekranlara. Hatayspor Emre Çolak'la yollarını ayırdı şeklinde ve 30 yaşındaki futbolcu Evet. takım arayışlarına başladı. Acaba yeni adresi neresi olabilir? Biraz Süper Lig takımlarını da özetleyelim istersen Salih. Evet, az önce ifade ettiğim gibi Hatayspor'da Emre Çolak'la yollar ayrıldı. Hatayspor Emre Çolak'a kulüp bulmasını istedi. Oyuncu bu süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarına bireysel olarak devam edecek. Herhangi bir kulüple anlaşabilir. Bu süreçte Hatayspor'un izni var. Bunu söyleyebilirim. Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Özellikle de listeler oluşturuluyor. 4 haftalık periyodun ardından daha net bir şekilde burada da A Spor'da da konuşmuş oluruz. Emre Çolak'la ilgili net bilgi, yollar ayrıldı. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bugünkü maçın kadrosunda da olmayacak. Artık kadroda yer almayacak. Bunu da ifade edelim. Peki diğer takımlarla ilgili, Trabzonspor'la ilgili, diğer Süper Lig takımları ile ilgili transferde ne gibi çalışmalar var? Trabzonspor sol bek pozisyonuna mutlak ve mutlaka transfer yapacak. Bunun altını çizerim. Sol bek pozisyonu için adaylar arasında gösterilen Uğur Çiftçi vardı. Uğur Çiftçi'nin transfer sürecini araştırdım. Dün Rıza Çalımbay'la bu konuyla ilgili konuşmuştum. Rıza Hoca'ya İsmail Köybaşı takası gündemde mi diye sorduğumda böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey olsaydı yönetim mutlaka benimle paylaşırdı ifadelerini kullandı. Uğur Çiftçi ile ilgili ben net bilgiye sahip değilim ama bildiğim şu var. Uğur Çiftçi 29 yaşında. Trabzonspor sol bek pozisyonu için 1997 ve 6 doğumlu oyuncuları transfer etmek istiyor kontenjan durumundan dolayı. Bunu aktarabilirim. Yani bu bağlamda düşündüğümüzde Uğur Çiftçi'nin transferi o pozisyona zor gibi gözüküyor.
Peki istersen biraz da Süper Lig'deki yarıştan bahsedelim. Zira Anadolu takımlarının özellikle çok ciddi bir yükselişi var Süper Lig'de. Bugün de 16. hafta maçları başlayacak. Tabii Altay açısından önemli bir gün bugün. Ondan da istersen biraz bahsederiz. Ama bu yarışla ilgili, Anadolu takımlarının yükselişiyle ilgili, Süper Lig'deki son performanslarıyla, mevcut performansları ile ilgili neler söylemek istersin? Evet, Anadolu takımları adeta bir devrim niteliğinde başarılara imza atıyor. Hatayspor, Aykemiz Alanyaspor, Konyaspor. Oynadığı futbolla beğendiğim Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ekibi Adana Demirspor. Bunun dışında mesela üst sıralarda çok fazla göremedik ama ilk 5 haftaya çok iyi başlamışlardı. Bugün de maçlar var. Altay özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'dan puan almıştı. Totalde 4 puan kazandılar. Altay'ın da bugün maçı var. Hatayspor'la oynayacaklar. Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak maç. Mustafa Hoca için de çok duygusal bir an olacağını düşünüyorum. Her iki takıma başarılar diliyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. Atakaş Hatayspor son birkaç haftadır tökezledi diyebiliriz. Bu deplasmanda en az bir puan alacağını düşünüyorum. Altay'da geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında berabere kaldı. Dono olarak iyi referanslar vardı özellikle de mücadelenin son bölümündeki performansıyla. Altay'la ilgili konuşurken de araya sıkıştıralım. Kazımcan Karataş sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Kazımcan'la da konuştuğumda sakatlığının hafif olduğunu söyledi. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi de buradan gönderelim. Şimdi bir taraftan arkadaşlarımız bu haftaki programı da ekrana getirdiler. Altay Evet. Hatayspor maçıyla perdeyi açacağız dedik. Şimdi Vavakars Fatih Karagümrük Konyaspor mücadelesi oldukça kritik ve keyifli geçmeye aday bir mücadele bu hafta. Yine Başakşehir Kasımpaşa maçı aynı şekilde. Adana Demirspor son haftaların çıkışa geçen takımı Giresunspor'la karşılaşacak. Senin dikkatini çeken karşılaşmalar hangileri bu hafta? Karagümrük Konya maçının keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Karagümrük 2 haftadır mağlup oluyor. Özellikle Trabzonspor maçını İstanbul'da takip etme imkanım olmuştu. Sonrasında Giresunspor'a mağlup oldular. 1-0 öne geçtikleri maçta mağlup oldular. Bu maç ön plana çıkıyor. Zaten Konyaspor'un İlhan Palut'la birlikte bir yükselişi var. Fiyat performans açısından ligin en başarılı takımlarından birisi Hatayspor'la birlikte. Karagümrük maçını izlemiştim. Giresun'un oynadıkları maçı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i tebrik ediyorum. Özellikle de biliyorsun sen de izlediğin zaman net bir şekilde dikkatini çeker. Karagümrük takımı ayağa pasla çıkıyor. Ayağa pasla çıktığı için 1-0 geriye düştüğünde önde baskıyla skoru çevirmesini bildi. Teknik direktörlük meziyeti olarak oradaki sistemi değiştirmesi, oyun okumasından dolayı Hakan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bu maç ön plana çıkıyor. Giresunspor Adana Demirspor deplasmanında Adana Demirspor iç sahada taraftarıyla birlikte coşkulu bir oyun ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl her iki takım da birincilikten gelmişti. Keyifli maç olacağını düşünüyorum. Ben de karşılaşmayı Adana'da takip edeceğim. Her iki takıma başarılar diliyorum. Özellikle de Balotelli'nin olduğu maçlarda Adana Demirspor daha farklı oynuyor. Kasımpaşa maçında iç saha maçıydı. Balotelli oynamamıştı. Onun yokluğu hissedildi. Peki Salim Manav, çok teşekkürler yorumların için, verdiğim bilgiler için. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum, Çok kolay gelsin. teşekkürler.